Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Suriye'nin Mera kasabasında PKK-YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 2 özel harekat polisimiz şehit oldu, 2 polisimiz ise yaralandı. Saldırıda Suriye Görev Gücü'nde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Suriye'nin Azez kentinde şehit olan Fatih Doğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Şehit Doğan'ın naaşı ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Şehidin uğurlama törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı saldırıda şehit olan bir diğer özel harekat polisi Cihat Şahin de memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şahin'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra il protokolü, askeri erkan, emniyet güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 okul projesi ve 50 Arge merkezinin açılış töreninde konuştu. Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Geçen hafta Salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 akademik yıl açılış törenini düzenledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz dedi. Hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Değerli arkadaşlar, biz eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garantiye almanın derdindeyiz. Türkiye'yi milletimize söz verdiğimiz şekilde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. Mesela 2002 yılında eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lirayken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında meslek liselerinde okuyan öğrenciler için de müjdeler verdi. Ki alan laboratuvarı ve atölyelerini güçlendirdik. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamındaki üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye laboratuvar kurduk. 282 atölyeyi de güncelledik. Proje dahilindeki 1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımlarını da yaparak eksiklikleri giderdik. Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda kurulan 50 Arge merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Arge merkezlerini son derece önemli buluyoruz.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kitap fuarında Denizlili yazarlar da kendilerine yer buluyor. Fuar boyunca kendilerini ve eserlerini tanıtma şansı bulan yazarlar, fuarın sonuna dek kendileri için ayrılmış Denizlili Yazarlar adlı standlarda yerlerini alıyor. Kentin tarihi ve dinamik yapılarına ışık tutan eserler de bırakan yazarlar, öykü, şiir ve deneme eserlerini de tanıtarak okuyucuları ile buluşma şansı yakalıyor. Denizli'de özellikle böyle Ege'nin en büyük kitap fuarının gerçekleşmesi beni mutlu ediyor. Yani hem bir yazar olarak hem bir eğitimci, emekli öğretmen olarak beni kitap mutlu ediyor. Türkçe kitabınız var, yazım kuralları. Türkçe yazım kuralları, evet. Evet. Önce beyinler özgürleşmeli. Evet. Çok güzel. Ve bir de ne var? Süzgeçte kalanlar. Süzgeçte kalanlar. Çok güzel. Aslında bir birikimden bahsediyorsunuz ve bu birikimleri de kitapla buluşturarak okurlara paylaşıyorsunuz. Evet. Bir de Dükkandan Dünyaya Gönlümüzce diye bir ortak çalışmanız var. Pek çok yazarla birlikte yaptığınız. Benim okumalarım da böyle didik didiktir. Yanlışları falan çok bulurum. Bu yanlış bulma alışkanlığından, bir de öğretmen ya, düzeltme yapacağız hep. Bu kitap ortaya çıktı. Oradan da aslında bir kitap bir atlama oldu. Olmuş ha, yani oldu. Arkadaşlara güzel. Dediler ya, arkadaş ne güzel şeyleri bize yansıtıyorsun, bize destek oluyorsun. Öyleyse bunu kitaba çevirmelisin dediler. Ben bunu yaptım. Özlemişiz bu günleri. Bayağı 2 yıldır fuar olmaması iyice sıkıntılı hale getirmişti bizi. Evden dışarı çıkamayınca biz de bol bol ürettik artık. Yani yazmaya devam ettim bu sıkıcı günlerde. Şükür ki bu günleri gördük. Tekrar okuyucularımızla buluştuk. Özellikle Masallarla Denizli kitabından şöyle bahsetmek istiyorum. Masallarla Denizli kitabım, Denizli'nin biliyorsunuz 19 ilçesi var. 19 ilçeye 19 masal yazdım ve bunu 5 kitapta topladım. İşte Çalın Üzümünü, Honaz'ın Kirazını, Acıpayam'da Keloğlan Mağarası'nı, Kale'nin Biberini, Çivril'in Elmasını gibi, işte Sarayköy'ün Eriğini masallaştırdım. Özgün masalların olduğu, tamamen bana ait masallar. Bu 5 kitapta topladım. Özellikle onu tavsiye ediyorum. Gerçekten Denizli halkı fuarı özledi, kitap fuarını özledi. Onun için kitap fuarına bizi tekrar kavuşturduğundan dolayı Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Demirci ve Demirci fezlekesi. Bu fezlekeyi siyasetle yakından ilgilenenler bilirler kelime olarak. Çok geçer işte şu milletvekilleri hakkında fezleke gönderildi diye. Fezleke geniş raporların özeti anlamına gelir. Bu özet içerisinde neler olmuş ise fazla ayrıntısına girmeden anlatılır. Bu Demirci Fezlekesi adını verdiğim kitap da Demirci Mehmet Efe'nin Denizli'de yaptığı, 1920 yılında yaptığı büyük katliamla ilgili Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bu olayla ilgili sunulan bir belge Genelkurmay Başkanlığı'nda gözüme çarptı. Evet. Denizli'de bir Kuvayi Milliye'ye karşı ayaklanma olduğunu, bu ayaklanma sonucu bu katliamın ortaya çıktığını anlatıyor. Bu belgeyi yayınladım son olarak. Nikfer'in kültürü ve tarihiyle Nikfer kitabını yazmaya başladım. Şu kitabı. Şu kitabı. Evet. Gösterelim. Şöyle kameraya gösterelim. Yani Nikfer önemli bir kasaba Denizli'de, marka bir kasaba, fakat hakkında yazılmış bir sayfa, bir şey yok. Bu kitabı yazmaya başladım ben. Tabii bir şeyi başladım mı arkası mutlaka ki fikir geliyor, akıl geliyor. Ondan sonra temettuat defterleri vardır. Osmanlı Devleti vergi alabilmeyi için hane reislerine kayda geçirmiş. Onların tarlasını, ekimini, işte hayvanını, haşadını kayda geçirmiş. Onları Osmanlı arşivlerinden getirdim. Bu kitapta faydalanırım diye, ama baktım o da bir kitap haline gelecek bir şey. Bu 1844-1845 tarihindeki Nikfer Karyesi'ndeki temettuatları ayrı bir kitap yaptım. Bu yıl 4. kez kapılarını açan Denizli Kitap Fuarı, yazarları okurları ile buluşturmaya devam ediyor.
Denizlili yazarların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yazarları da ağırlayan fuarın hafta sonu konukları arasında Metin Hara ve Sinan Yağmur vardı. Ünlü yazarlar fuarı ve eserlerini Ege TV mikrofonlarına değerlendirdiler. Normalde benim ana mesleğim bu olmadığı için, ben çok yoğun çalıştığım için çok kitap fuarlarına katılamıyordum. Bu yıl ilk kez katılıyoruz. Çok güzel bir kitle var. Çok genç bir ekip var. Bana göre insanların gözüne bakabilmek, özellikle pandemiden sonra bir parça olsun kesinlikle İnsanlarla bir temas halinde olabilmek benim için çok değerli. Söyleşi de çok güzel geçti. Daha ne isteyelim? İlgi oldukça yoğundu galiba, evet, değil mi? O konuda hep ben çok şanslıyım. Ben teşekkür ediyorum hep okurlara. Hep güzel bir ilgi oluyor. Ben de ona layık olmaya çalışıyorum. Peki Metin Bey, ben aslında şeyi merak ediyorum. Sizin yazarlık süreciniz nasıl başladı? Yani sizin hikayeniz nasıl başladı? Şöyle, ben 2000'li yıllarda eğitimler vermeye başlıyorum. Aslında ÇAP'a mezunu bir fizyoterapistim. O eğitimler çok fazla talep gördükçe çok büyük kitlelere ulaştı. Yani ben Denizli'ye de daha önce geldim. Türkiye'yi de dolaştım, yurt dışında da. Sonrası bazı yayın evleri kitap istedi ama destek yayın evi editörü yolladı. Hadi bu eğitimi kitap yapalım dedi. Zaten ilk kitabım Yol kitabı da benim bir eğitimin kitabıydı. İçinde pratik uygulamalar vardı. Kitap çıktı, 8-9 ay bestseller oldu. İnsanların çok hoşuna gitti. O süreçten sonra zaten Aşkın İstilası Dem geldi. Bu eğitimlerin ikinci kısmı. Üçüncüsü gelecek. Sonra İyiliğin Bilim Hali ve Hareket Hali diye iki tane kitap geldi. TOG Vakfı gençlerine destek olmak için iyilik adına bilimsel çalışmalar olan. Ve en son Rüzgar ile Kara İndiba geldi. O da Türkiye'nin ilk interaktif içsel yolculuk romanı. Kişiler QR kodlarıyla cep telefonlarıyla kitabı okutup içerisindeki farklı QR kodlarıyla farklı yönlere gidebiliyorlar. Rüzgar'ın veya Kara İndiba'nın yolunu seçebiliyorlar. Çok güzel. İçeride 57 video var, 38'i meditatif çalışma. Yani hem kitap hem bir online eğitim gibi. Aşkın İstila serisinin 3. kitabı üzerine yaklaşık 4-5 senedir çalışıyorum. Sanırım onu tamamlayacağız. O da benim 6. kitabım olacak. Sonrasına bakacağız. Ege'nin İncisi Denizli'mizde olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü Denizli'nin benim yüreğimde ayrı bir yeri vardır. Kendimi ruhen yorgun hissettiğimde Denizli'ye gelir. Denizli'de dinlenirim. Kitap yazma kamplarını da yaptığım şehirlerden bir tanesi Denizli'mizdir. Bugün buraya gelirken fuar binamızın sırtında giriş bölümünde bir yazı dikkatimi çekti. Ege'nin en büyük, en geniş, en katılımlı kitap fuarına hoş geldiniz diye. Çok doğru bir, haklı bir cümle, birkaç kelimesi eksik. O kelimeleri de ben tamamlayayım. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu kitap fuarı Ege'nin en büyük, en geniş, en katılımlı, en samimi, en candan, en kültüre hizmet eden bir fuar. Geçen yıl Aşkın Gözyaşları kalem arkası Murat Göğebakan kitabımız okuyucularla buluştu. Yaklaşık olarak 10 gün önce de yeni kitabımız doğdu. Aşkın Ozan'ı Neşet Ertaş. Şimdi de son kitabımızın, yeni kitabımızın ilk imzalarından birisi olan Denizli imzamızı okurlarımızla buluşturacağız. Bundan sonraki kitap aşamamız, şu anda çalıştığımız kitap aşamamız nefesiyle aşka, insanlığa adeta bir rahatlama, inşirah olan Neyzen Tepik çalışmasına başladık. Neyzen Tepik'in hayatını ve Türk kültürüne, Türk sanatına, musikisine yaptığı katkıları anlatan bir kitapla kısmet olursa 2022 yılında okurlarımızı buluşturacağız. Cenab-ı Allah'ın nusreti, kalemin hamiyeti, halkımızın dua ve bereketiyle inşallah bu kitapta doğar ve halkımızla buluşur.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Kiraz'ın mahallelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları dinledi. Sertel, çiftçinin, üreticinin, köylünün halinin perişan olduğunu vurguladı. Size Şükrü Bey'in sütünden bahsedeceğim. Bu sütü hayvanlardan sağan Şükrü Bey, sütün yarım litresini 3.15 kuruşun yarısına satıyor. Yani 1 litre sütü 3 lira 15 kuruşa satıyor. Ama hemen yandaki dükkandan bir şişe su almaya kalktığı zaman 1.5 lira ödüyor. Yani bu süt de 1.5 lira, bu su da 1.5 lira. Şimdi yemin fiyatının 200 lira civarında olduğu, 180 lira olduğu, 50 kiloluk yemin 200 lira olduğu bir ülkede bir şişe suyla bir şişe süt eşit değerdeyse bu çocukların geleceği ne olacak? Bu insanlarımızın tahsil hayatına dedesi nasıl katkı koyacak? Nasıl kazanacak? Nasıl okutacak bu güzel yavruyu? Buradan sesleniyorum. Vicdanınız varsa ve köylüyü, üreteni seviyorsanız, hayvancıyı seviyorsanız hayvancılarımıza destek vermek zorundasınız. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sertel, köylünün elinde oldukça ucuza süt alan firmalara çarede bulundu. Buradan süt alım yapanlara da sesleniyorum. Sütle su aynı fiyat olamaz. Bu mümkün değil. Bu yemle beslenen hayvanların besin değeri yüksek bir gıda ürünü, bu işe sadece su. Aradaki fiyatın aynı olması ise çok üzücü. Hele şehirde, kahvehanede bir şişe su içtiğiniz zaman 2.5 lira ödüyorsunuz. Ama burada bu su, bu süt bir litresi 3.15 kuruş. Gerçekten çiftçinin hali perişan, çiftçinin, köylünün, üreticinin, hayvan üreticisinin hali perişan. Bunları söylemek istedim. Anadolu Yayıncılar Derneği ulusal kanallarla yerel kanallar arasında haksız rekabet koşullarının yaşanması nedeniyle kamu denetçiliği kurumuna başvuruda bulunarak TürkSat uydu kiralarının yüksek olması nedeniyle yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları dosya halinde sundu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yönetim kurulu üyeleri Hasan Yavuz Bakır, Zeki Akbıyık ve Çetin Altan'la birlikte kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'a dosya sunuldu. Burhan, Türkiye genelinde uydu üzerinde yayın yapan yerel televizyonlar, TürkSat tarifinden uygulanan uydu kiraları ve haksız rekabet koşulları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır ifadelerini kullandı. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu son dönemde çok önemli, demokrasinin önünü açan, önemli hizmetlere, vatandaşların önünü açan, kişi hak ve hürriyetlerin koruyan önemli hizmetlere imza atmış durmuş. Bizler de Sayın Başkanım, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu uydu fiyatlarıyla ilgili bir talebimiz var. Ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanalları aynı ücreti ödüyorlar. Fox TV ile Çay TV, Show TV ile Kon TV, işte Kanal Fırat ile Kanal Devir değil. Bu konuyla ilgili olarak size bir dilekçemizi getirdik. Bizi kabul ettiğiniz için, bu haksız rekabetin son bulması için size başvuruda bulunduk. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Medyası sizden hayırlı haber bekliyor diyelim. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi kamu denetçiliği kurumu, kamu hizmeti veren kurumlarla insanımız arasında çıkan sorunları çözmeye çalışan bir kurum. Müracaatınızı alıyoruz. Arkadaşlar bunu değerlendirecek, idareden bilgi ve belgeler istenecek. Bu çalışmaların sonucunda umut ediyorum güzel bir karar çıkacak. Tabii ne karar çıkacak? Bu çalışmaların, araştırmaların sonucunda belli olacak. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerli üreticileri desteklemek ve Ankara halkıyla aracı olmadan doğrudan üreticiden alınan doğal ürünleri buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeliyle yerli üretim artmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da tarımsal üretim sözleşmesi modeliyle Ankara'daki kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin ürettiği hububat ve bakliyatları satın almaya başladı. Başkente kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, başkentin ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin yetiştirdiği sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve yöresel hububat ve bakliyat ürünlerini satın alarak Başkent Market raflarında satışa sunuyor. Biz hububat ve bakliyatta Ankara üreticisinin ürettiği kaliteli, sağlıklı, hijyenik ürünleri Ankara tüketicisiyle buluşacağız. Üretilen bu bulguru biz de Başkent marketlerimizde Ankaralıların beğenisini sunacağız. Biz kooperatifimizde minimum karbon ayak izi ve sıfır atık prensibiyle yöresel ürünler üretiyoruz. Hanımlar bulguru geleneksel yöntemlerle kaynatıyorlar, seriyorlar, eliyorlar ve bulgur öğütme makinamızda mini bir fabrikamız var. Orada öğüterek bulgur haline geliyor ve bundan sonra da Başkent marketlerde inşallah raflarında bütün müşterilerimize hizmet edecek bulgurumuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temiz bir kent için geçtiğimiz Nisan ayında başlattığı temizlik seferberliğinde ikinci dönem Bornova'da Naldöken Mahallesi'nden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi temizlik ekipleri gönüllü vatandaşlarla birlikte Naldöken sokaklarını temizledi. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan'ın da katıldığı temizlik çalışmasında tüm sokaklar süpürülüp yıkandı, yol kenarları ve boş alandaki çöpler toplandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki temizlik çalışmalarında ilçe belediyelerine destek olmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Ege TV Marmara Bölge Koordinatörlüğü ekibi, Uluslararası Fuarda Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Ali Çetinkaya'dan fuarın izlenimleri hakkında bilgiler aldı. Değerli izleyicilerimiz, Uluslararası TÜYAP Makine ve Aksesuar Fuarı'nda Aydın Nazilli Marangozlu ve Ağaç İşleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya Bey. Ali Bey, fuara hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii Aydın Nazilli'den buraya geldiniz. Bütün esnaf arkadaşlarla beraber buradaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Faaliyetlerimiz şöyle, üyelerimize yeni makineler, yeni aksesuarlara, müşterilerine daha güzel, daha iyi hizmet verebilmeleri için her yıl yaklaşık 14 yıldan beri devamlı getiriyorum üyelerime. Yeniliklere ayak uydurmaları için bir katkımız oluyorsa bizim ne mutlu bize. Yani nasıl diyeyim, böyle bu üyelerin yeni bir şeyler görmesi, iyi bir şeylerle, hani yeni teknolojiye ayak uydurmaları. Fuarlar sürekli yeni teknolojileri sergilediği için evet, esnaf arkadaşlarımız da katılımcılardan yenilikleri takip etmesi açısından evet, size faydalı. Evet. Evet. Başka faaliyetleriniz arasında fuarla ilgili neler var Ali Bey? Fuarla ilgili daha neler olabilir? Yani bizim fuarla ilgili yeniliklerden ziyade, yenilikler de çok önemli tabii ki. Bir de kaynaşma açısından da iyi oluyor. Hani birliktelik oluyor. Bir otobüste esnaflar birbirini tanıyorlar. Bir yerden buraya 700-800 kilometre yola otobüste tepiyoruz, geliyoruz. Yani birbirleriyle kaynaşıyorlar. Yani esnafların bir nevi biraz da kapılarına dağıtmaları, atıyorum bir nevi yeniliklere daha iyi öğrenmeler için, yerinde görmeler için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz efendim.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 84. yıl dönümü ilçe genelinde coşkuyla kutlandı. İstasyon meydanında bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sümerbank Müzesi'nin gezilmesi ve Gıdı Gıdı Tren İstasyonu önünde protokol elenin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli halkının tam 84 yıl il olma hayali kurduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için büyük emekler verdiğini ifade etti. Bugün Atatürk'ün milli mücadele günlerinden itibaren farklı bir yere koyduğu ve istikbalde vilayet olacaktır dediği Nazilli'mize gelişinin 84. yıl dönümü. Bizler de atamızı o gün olduğu gibi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla karşılıyoruz. Hoş geldiniz paşam, şerefler getirdiniz. 9 Ekim yalnızca Atatürk'ün vatan toprağına ziyareti değil, Cumhuriyet tarihi açısından ekonomik kalkınmanın, kamucu devlet anlayışının sembolü, Nazilli'mizin çağdaş bir kente dönüşmesinin ilk adımıdır. İnanıyorum ki yıllardır il olma sözü verilen Nazilli'miz hak ettiği değeri en yakın zamanda görecek ve Cumhuriyetimizin kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk'ün Nazilli Asi'de göstereceği gelişmeyle vilayet merkezi olacaktır sözü en yakın tarihte gerçek olacak ve Nazilli 84 yıllık özlemine sona erecektir. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in oğlu Niyazi Necip Şevik, Yeşil Yuvalı Mustafa Hatice Barukçu çiftinin kızları Tuğba Barukçu ile nişanlandı. Belediye Başkanı Şevik'in babası Niyazi Şevik'in doğup büyüdüğü Yeşil Yuva'da düzenlenen nişan merasimine Başkan Şevik'in babası Niyazi Şevik, eşi Bahija Şevik, kızları Gülseren ve Aygül Nur, oğlu İsmet Fazıl ile eş, dost ve akrabaları katıldı. Okunan nişan duasının ardından Niyazi Necip Şevik ile Tuğba Barukçu çiftinin nişan yüzüğünü dedeleri Niyazi Şevik taktı. Davetliler evliliğe ilk adım atan çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek nişan hediyelerini verdiler. Altınkum sahili açıklarında sahile yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan ıssız adaya bırakılan, açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan yavru kedilerin yardımına Didim Belediyesi yetişti. Sokak hayvanları konusunda duyarlılığıyla bilinen Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın talimatıyla Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ve diğer birimlerden personellerin katılımıyla ekip kuruldu. Kurulan ekip tarafından yapılan kurtarma operasyonu kapsamında Altınkum sahilinde bir tekne ile ıssız adaya hareket edilirken teknenin adaya yanaşmasının ardından kedilere ilk olarak yiyecek ve su verildi. Ardından yavru kediler görevliler tarafından kurtarılarak Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konak Belediyesi'nin katkıları ve çeşitli hayvan dostu kuruluşların hizmet sponsorluğu ile 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun katkısıyla düzenlenen Patilerin Festivali Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşti. Doğa, çocuk ve hayvan hakları konusunda Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden olan festivale, sokaktan sahiplendiği köpeği Duman'la birlikte katılan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gürüşçü ve Konak Belediyesi Meclis üyeleri de alanda eşlik etti. Bu gezegen bizim sloganıyla düzenlenen festivalde doğaya, çocuk haklarına ve hayvan haklarına dikkat çekildi. Harikasın. Oğlum beni götürüyor buraya.
Gel. Başkanım buradayız. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de festival alanında kurduğu standta ziyaretçilerini ağırladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarına da beslemeleri için 1 ton mama desteğinde bulundu. 12 kedi ve 7 köpek de duyarlı vatandaşların sahiplenmesiyle ömürlük yuvalarına kavuştu. Konak Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana her yıl özellikle hayvan dostu derneklerle, oluşumlarla böyle güzel bir organizasyon yapıyoruz. Burada amacımız özellikle altını çizerek bizim de yaptığımız gibi sokaktaki hayvanı sahiplenmek. Çünkü sokaktaki hayvanı sahiplenirseniz onlara daha fazla iyilik etmiş olursunuz. Bunun mesajını vermemiz lazım. Bu mesajı da burada bütün hayvanseverler, derneklere baktığınızda daha çok hayvanların sokaklardaki sıkıntılarını aktarıyorlar bize. Onlara biz özellikle Veteriner Müdürlüğümüzle birlikte Konak Belediyesi olarak her türlü ihtiyaçlarını gidermeye, yem desteği vermeye ve bu biliyorsunuz hayvan yasasına göre bulduğunuz noktaya bırakmak mecburiyetindesiniz. Alıyoruz, aşılarını yapıyoruz. Her türlü tedavilerini yaptıktan sonra, kısırlaştırdıktan sonra 10 gün sonra yerine bırakıyoruz. Kanunlarla, yönetmeliklerle yönetilen bir belediye olduğumuza göre kurallara uymamız lazım. Ve özellikle buradan hayvan edinmek isteyen, evinde bakmak isteyen vatandaşlarımıza çağrımız sokaktan edinmeleri. Yani bir cana bir nefes katmaları bence çok daha güzel. İçeriye küçük bir şey giriyor. Bizim duman. Dumanın üstü başı şey içinde, diken içinde. Bir yerlerde mücadele ederek gelmiş. Sonra oğlan dedi bu kendi ayağınla geldi. Bu bizim uğurumuz olsun dedi. Sonra eşim Ferah Hanım da benimsedi biz de. Vallahi ben şimdi koşa koşa eve gidiyorum. Gezdiriyorum. Hepimize enerji verdi. Menteşe Belediyesi bu yıl 6.sını düzenlediği şenliklerle kültür sanat dünyasının sevilen isimlerini ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Burası Tuğla, görsün tüm Türkiye ve tüm dünya, burası Tuğla. Festival kapsamında ilçeye gelen isimlerden biri de ünlü grup Gripin oldu. Başta gençler olmak üzere binlerce Menteşeli'ye ilaç gibi gelen Gripin, en sevilen şarkılarını Menteşeliler için söyledi. Menteşeli hayranları gece boyunca sevilen rock grubu Gripin'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gripin'e şenliğe yapmış olduğu katılımlardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Teşekkür ediyoruz. Menteşe şarkısı buluşturma noktasında yanımızda aldı. Valla Gripin çok mutlu. Evet. Bütün şarkılara gençler hepsi. Muğla korosu eşlik ediyor. Binlerce Menteşeli konser boyunca Gripin'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Bizden istiyoruz ki Muğla gibi bir Türk'le olsun. Muğla gibi herkes atasına sahip çıksın. Muğla gibi herkes kendi dolu olsun. Ülkemizde her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası'ndaki organizasyonlara Pamukkale Belediyesi büyük destek sağladı.
4 Ekim'deki kortej yürüyüşüne Pamukkale Belediye Spor Kulübü sporcuları katılarak etkinliklere renk kattı. 5 Ekim tarihinde ise ilçede bulunan 29 futbol kulübüne forma, şort, tozluk, tekmelik, antrenman topu, çanta ve antrenman malzemelerinin yanında antrenörlere spor malzemeleri dağıtıldı. Hafta kapsamında Pamukkale Belediyesi ilçede bulunan toplam 70 ortaokul ve liseye masa tenisi seti dağıtımı gerçekleştirdi. Amatör spor haftası etkinlikleri çerçevesinde ayak tenisi turnuvası da Pamukkale Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporu önemsediklerini ifade ederek herkese spor dolu günler diledi. Denizli Amatör Liglerinin başlangıcından önce Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından kahvaltılı tanışma toplantısı yapıldı. Pasvak 2. Aşevi'nde yapılan toplantıya Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, yönetim kurulu üyeleri, hakem temsilcileri, saha komiserleri derneği başkan ve temsilcileri, tertip komiteleri üyeleriyle diğer davetliler ve taban birlikleri katıldı. Samimi bir ortamda geçen toplantıda katılımcılar kendilerini tanıtarak yeni sezonla ilgili duygu ve düşüncelerini, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler konusunda görüşlerini paylaştılar. Vallahi tabii Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Denizli'nin gururu olan bir federasyon. Çok dinamik bir şekilde çalışıyorlar. Biz de bu tür aktiviteleri farklı gruplarla vakfımızda yaparak vakfımızı tanıtmak, özellikle yeni binamızı tanıtmak istiyoruz. Bu şekilde geniş katılımlı bir toplantı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Amatör spor kulüplerle burada olmamız ve onlarla birlikte bu sevincimizi paylaşmak ve sizlerle basından sonra hem vakfımızı hem onlarla dayanışmamızı burada göstermiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi burada geldiler ağırlamaktan onur duyduk. Ben de kendi şahsım adına ve vakfımız adına onur duydum. Çok güzel bir aktivite oldu. Hem tanıtım amaçlı hem de vakfımız için çok güzel oldu bu birleşme. Umarım devamı gelir. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün işte Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanlığı startı verdi. Yeni 2021-2022 sezonunun başlangıç şeyini, ateşini yaktı. Biz de bugün bu birliktelik neticesinde taban birlikleriyle beraber bu 2021-2022 sezonunun başlangıcını burada bu hep beraber bulunduk. Bu kahvaltı nedeniyle birlikteyiz. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezon tüm camiaya, amatör spor camiasına, taban birliklerine, hakemlerimize, gözlemcilerimize, tüm çalışanlara, tüm paydaşlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Yeni bir sezona hazırlanıyoruz. Yani 1,5 senedir ara verdik. Futbolu özledik. İşte bu Süper Lig'de başladı. Şimdi amatöre devam edecek inşallah. Buradan bütün takımlarımıza, başta kendi kulübüm olmak üzere mücadele ettiğim bütün takımlara ASKF olarak ve Akonak Spor Yönetimi olarak çok başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün kahvaltıda taban birliklerimize çok güzel bir toplantı yaptık. Nasipse 17 Ekim'de sezonumuz başlıyor. Çok özledik futbolu. Aynen. Taban birliklerimizde hep beraber çok iyi çalışarak yeni sezonda çok güçlü bir amatör oluşmasını sağlayacağız. İnşallah taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Bize destek olmalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, herkesin futbolu özlediğini ve liglerin başlaması nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getirdi. Çok teşekkür ederim. Özellikle siz de bugün bizimle beraber olduğunuz için. Tabii ki ne kadar etkinlik yaparsak yapalım, basınımız olmazsa bizim ortak dilimizi, tüm Denizli halkımızı iletmediği sürece yaptıklarımızın bir anlamı kalmıyor bir yerde. Onun için sizin de ayağınıza sağlık demek
söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki 2021-22 sezonunu uzun zamandır beri özlemlediğimiz ve spora olan bakışımız, hakikaten içinde olmak istediğimiz o duyguyu, heyecanı, yaşamanın heyecanı içerisinde özellikle sezon başlamadan önce taban birliklerimizle bir arada olmak, onları uzakta da olsa uzun zamandır beri uzakta kalmalarından dolayı tekrar bir enerjilerini toplamaları ve onlarda hakikaten bu işi artık biz başaracağız, başlayacağız demenin heyecanını birlikte paylaşma adına ve birbirimizi tanıma en azından. Çünkü uzun zamandır biliyorsunuz bir araya gelemiyorduk. Burada onları bir araya getirerek tanıştırma ve artık kendilerini hazır hissetmeleri anlamında düzenledik. Hakikaten katılım çok güzeldi. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ayaklarına sağlık. Maçlara katılacak kulüplere ve diğer taban birliklerine uyarılarda bulunan Başkan Sarıkaya, müsabakalarda görev alacak herkesin iki aşı olma zorunluluğu olduğuna dikkat çekti. Müsabakaların yapılabilmesi için mutlaka saha içindeki tüm teknik personel ve sporcularımız da dahil herkesin mutlaka ki iki aşı olması gerekir. Buradan özellikle söylüyorum. İki aşı olmayanların ise mutlaka ki PCR testinin de yapılması gerekir.